Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 16 Nisan Cuma. Yurtdışı sınırların Ekim ayında açılması için büyük baskı. Avustralya'nın havayolu şirketleri ülkenin gecikmeli aşılama programı tamamlanmasa da sınırların Ekim'de açılmasını istiyor. Virgin Australia yöneticisi Jane Harlichka, ülkede sağlığı en kırılgan kişilerin aşılanmasının ardından sınırların açılması çağrısı yaptı. Britanya, Amerika, İsrail ve Singapur gibi ülkelerle seyahatin başlamasını istedi. Qantas CEO'su Alan Joyce da yurtdışı tatillerin Ekim ayında yeniden başlaması arzusunu tekrarladı. Hükümet ise tüm vatandaşların ne zaman aşılanmış olacağını garanti etmeyi reddediyor. Sağlık Bakanı sınırların tam aşılanma durumunda dahi kapalı kalabileceğini söylüyor. Başbakan Morrison'dan haftada 1000 Covid vakası uyarısı. Başbakan Scott Morrison, uluslararası sınırların zamanından önce açılması halinde vatandaşların haftada 1000 Covid vakasına hazır olmaları uyarısını yaptı. Bir radyo kanalına konuşan başbakan, Covid'in grip gibi değerlendirilmesi durumunda vahim sonuçları olabileceğini belirtti ve sınırların açılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini savundu. Dünyada herkes aşılanana kadar mı sınırlar kapalı kalacak sorusuna Morrison, dünyanın geri kalanında olanları kontrol edemeyiz, sadece orada olan biteni anlamak zorundayız cevabını verdi. Yurtdışı seyahat baskıları sonuç veriyor mu dedirten açıklama. Başbakan Scott Morrison, vatandaşların aşılanması tamamlandığında yurt dışına uçuşların başlaması planı üzerinde çalıştığını açıkladı. Plan başta iş anlaşmaları, tıbbi tedavi ve aile cenazeleri gibi zorunlu seyahatle sınırlı olacak ve kişilerin ülkeye dönüşlerinde evde karantinada kalmaları gerekecek. Ancak tüm bunlar aşılanmış olma şartına bağlı olacak. İşsizlik oranı düşmeye devam ediyor. Vatandaşlar geleceğe güvenle bakabilir. Avustralya'nın işsizlik oranı geçen ay %0,2 düştü. Maliye Bakanı ülkenin ekonomik görünümü için iyimser bir tablo çizdi. İşsizlik oranı %5,8'den 5,6'ya geriledi. Şubat'tan bu yana 70.700 kişi daha iş buldu. Çalışan kişi sayısı da rekor yüksek sayıda bulunuyor. Geçen yıl Mart ayında kırılan rekorun üstüne çıkıldı. 2020 Mart'ta işsizlik oranı %5,2 idi. Maliye Bakanı bu yıl Şubat ayından bu yana her gün 2000'den fazla yeni istihdam açıldığını açıkladı. Fransız Bankası'ndan Türkiye için dolar kuru tahmini. Fransız Yatırım Bankası Société Générale Türkiye'de gelecek 3 aylık dönemde para politikasının kısmen sıkı olmasını beklediklerini belirtti. Reuters haber ajansının haberine göre banka bu durumun tahvil getirilerine istikrar kazandıracağını ve TL'nin aşırı değer kaybını sınırlayacağını açıkladı. Banka 2021 sonunda Türkiye için politika faizi beklentisini %20'den %18'e indirdi ve Türk lirasının 2021 sonundaki dolar kuru tahminini de 9.30'dan 8.90'a düşürdü. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun ilk para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası politika faizini %19 seviyesinde sabit tuttu. Ancak Mart ayı para politikası kurulu metninde yer alan gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır ve sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir ifadeleri Nisan ayındaki metinde yer almadı. Amerika Rusya'ya yaptırımları açıkladı. Rusya'dan jet yanıt geldi. Amerika ve Rusya arasında yükselen tansiyonda sıcak gelişmeler ardı ardına geliyor. Karadeniz'e gemi gönderme kararından vazgeçen Biden yönetimi seçimlere müdahale ve Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden yönetimi Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin Amerika'nın egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor denirken 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulandı. Öte yandan Amerika'nın bu hamlesinin ardından Moskova'dan çok net bir mesaj geldi. Zaharova, Amerika'nın bu hamlesinin Amerika Başkanı Joe Biden'ın daha önce söylediği ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalarıyla çeliştiğini söyledi. Sözcü Zaharova, Amerika'nın Rusya Büyükelçisi şu an Dışişleri Bakanlığımızda, daha önce hiç söylememiştim ama şimdi söyleyebilirim, bu toplantı onun için çok da keyifli bir toplantı olmayacak dedi. İnsanlık dramı, tırın gizli bölmesinden 20 göçmen çıktı. Amerika-Meksika sınırında bir tırın gizli bölmesine saklanmış 20 göçmen yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Teksas'la Meksika sınırında sınır polisi kontrol sırasında bir tırın gizli bölmesine saklanmış ikisi çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Sınır polisi 18 yetişkin ve 2 çocuk düzensiz göçmenlerin tırın gizli bölmesindeki tahta sandıktaki drama ait görselleri paylaştı. Amerikalı sınır polisi göçmenlerin saatlerce oksijensiz kaldığını ifade etti.
Güncel döviz kuruysa şöyle: 1 Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 6 lira 27 kuruştan ve 65 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 19, Sydney 22, Melbourne 16, Adelaide 21, Brisbane 29, Perth 27, Darwin 33, Hobart 16 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@avustralyaposta.com.au.